Aleyna çıktı, Gamze çıktı. Ya Yeşim ya Tuğba günün en güzel puanını hem de rakipten kaptı. Aç bakalım kimmiş? Tuğba! Yes. Olması gereken. Evet. Benim kayınvalidem ne yaptı biliyor musun Hatice abla? Aşkım. O mükemmel tabağıma gitti bir verdi. Senin övdü övdü. Hayır. Övdü övdü. Anneciğim şey mi, iyilik mi yanaşıyorsun? Yine bulamadım. Para mı vereceksin bakma, Hatice evet. abla? Senin geline 5 vermiş, ne vermeyi planlıyorsun? Hayır. Az önce çeyrek verdin ya, gönül annem çeyrek bekliyor senden. Gelin. Senin gelinine 5 verdim diye övündü az önce, fark ettiniz mi? Seninki doğdu demek istedim orada. Yani. Aşkım güzel yapmış demek. Bak ne diyor? Dedi. Benim gelinimki güzeldi demiyor. Güzel. Senin geline ben 5 verdim. Beşi hak eden diyor. Senin gelinindi diyor. Tuğba değildi diyor. De burada Gamze aldı diye. Ay, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Vah yaptı 4 aldı diye. Ben 1 aldım, gram umurunda değil. Değil Gamze'yi tutuyorum kayınvalide. Derdimiz ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben bir aldım ben. Tamam bir aldın ama. Evet olur. Yani Yeşim yine toparlar alışkınsın. Beğenmedi ki. Yak uyu. Yani, beğenmedi. Elenirsem de en azından yaptığım için elenirim. Derim ki yaptım, kıymet bilen olmadı. En azından şöyle gitmem. Yemek yapamıyordum da. O yüzden. Ne yapıyorsun Beyaz teyze? Valla gittiğimde en sevindiğim şey haftanın 5 günü seninle vakit geçirmemiş olacağım. Bana böyle dalga geçer gibi davranışlarını görmemiş olacağım. Beni en çok bu mutlu ediyor. Diğer kayınvalideler benim zaten rakibim. Beni kışkırtırlar. Yo, benim rakibim yanında oturuyor. Sen bana destek olacağına dalga. Yani. Şurada 4 açılıyor. Ben seni izliyorum. Ben duyabiliyorum. Herkesi görüyorum ve duyuyorum. Kimse kendini görünmez sanmasın. Sesler duyulmuyor sanmasın. Ben burada her şeye hakimim. Orada açılıyor Gamze'nin tabağı. Kızdan önce tabağın hakkını sen savunmaya başlıyorsun. Ha onun tabağı güzeldi, ahlak yapıyorsun. Kesten 5 aldı biliyor musun? Sen niye dert ediyorsun beni etmiyorsun ya? Ben burada 1 aldım. Resmen bir göbek atmadın kaldı aşkım, ya. Aşkım niye göbek atayım ya? Değil mi? Oturarak da eğlenebilirsin sonuçta. Ben niye göbek atayım? Niye niye? Yüzündeki mutluluğu ben görüyorum. Ha, gör. Umurunda bile bir değil. Bir şey söyleyeceğim. Yeşim toparlar çünkü. Bak, aynı tadımı benim kayınvalidem de yaptı. Gelinin tabağına dedi ki bunda patates püresi tam ezilmemiş dedi, 4 verdi. Bir tane, bir parça. O püre buldu, değil canım, evet. O kaşar. Tamam, ben de kaşar aynı şeyi söylüyorum. Küçük rendelemediğimiz, küçük doğradığımız için ısıya göre erimiyor. Normal erimemesi çünkü parçalar büyük. Senin kayınvaliden ne yaptı senin tabağına kaşarı gördüğü zaman? Kaşar değil, küçük patates bir parça dedi patates. O. Tamam, kaşar değil. Tamam, ne dedi? Bir parça patates kalmış, zarar etmez dedi, ezilmemiş dedi. Dediğine dedi, 4 verdi değil mi? Evet. Benim kayınvaliden bana ne yaptı? O, benimki patatesli değil, kaşardı. Ne yaptı? 1 verdi. Kayınvalide. Şu anda ben kendi tabağımı bir sormak iki istiyorum. 2 haftalık kayınvalide, 6 hafta mı Acer abla? 9 hafta. 9 yok, o 9 yok. 9 haftalık. 9 haftalık kayınvalide, tarihleşmiş artık buranın bir parçası gibi dekorla aynı şeyi renge bürünebilen kayınvalide. Gördün mü? Tak diye. Bir şey soracağım, akıllıca bir puan dakika veriyor. Yanık olsun, çiğ olsun, pişmemiş olsun. Gelinini veriyor. Onun hiç örnek o durumu Beyan teyze dün buldu bence. Ama benim kayınvalidem süs bitti.